eee isminiz geçtiği andan itibaren AK Parti'nin özellikle 94 ruhuna geri döndüğü fikri işlendi. Şimdi bu 94 ruhu vurgu neden ya da 94 evet. ruhu nedir? Bu bir, iki. 94 ruhu bugünkü İstanbul sosyolojisine hatta Türkiye sosyolojisine ne diyebilir? Çünkü değişen siz biraz anlattınız. çok değişti her şeydiniz. Tabii, tabii. Biraz buradan devam edelim. Çünkü evet. 2024'e hedefler koydunuz. 60, %60 artı 20 diyorsunuz. Evet, koydum. Ee, bu 94 ruhuyla o hedefe ulaşabilir misiniz? Ha, şimdi 94 ruhu 2035'e gitmek demek. Bir kere onu ifade edeyim. 20 yıl geriye değil 30 yıl ileriye gidiyoruz. Bakıyoruz. Şimdi bizim 94 ruhu Cumhurbaşkanımızın kullandığı bir kavram, kavramsallaştırma. Orada biz dört şeyi kastediyoruz. Bir, 94 kadının siyasete katılımının Türkiye'de en üst zirveye çıktığı bir yıldır. Dolayısıyla kadın... İnsandır, erkek insan olur anlayışıyla Türkiye'de İstanbul'un üzerinden, Türkiye'nin üzerinden kadınların elini çekmemesi için 2023'ü, 2024'ü ve 2053'ü Cumhurbaşkanımızın hedefi kurmak için kadınlarımızın siyasette daha çok yer almasını kast ediyoruz. İki, gençlerin siyasette en etkin olduğu seçimdir. 94, dolayısıyla dikkat ederseniz kongre konuşmamdan beri bu iki vurguyu çok fazla yapıyorum hem kadın vurgusunu hem gençlik vurgusunu gelecek tasarımını biz yapacaksak Türkiye'yi 2023'te cumhuriyetimizin cumhuriyetimizin 100. yılında 2071'de biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesinin ilk 3 ülkesi haline getirme planımız varsa gelecek tasarımını planlamak ve gençlerin önünü açmak zorundayız. Kastımız budur. 3 teşkilatlarımızın teri soğumadan çalışmalarını ifade eder. Dolayısıyla AK Parti İl Teşkilatı terini soğutmadan 2023'e kadar da 2024'e kadar da çalışacak. Bundan da sonra da çalışacak. Onu vurguluyoruz. Dördüncüsü ve en önemlisi Cumhurbaşkanımızın Türkiye'deki liderlik sahnesine çıkışının ve bunun tescil edildiği yıldır 94. Dolayısıyla 2023'te Cumhurbaşkanımızın dünya liderlik sahnesinde büyük kongremizde ifade ettiği medeniyet nöbetini teslim alma sürecindeki dünya liderliğine çıkışını İstanbul olarak en güçlü bir şekilde 60 artı 1 ile destekleyeceğiz. Bunu söylüyoruz. Yani derdimiz kavramsal bir çerçeveyle kadınları, gençleri, çalışkanlığı, Cumhurbaşkanımızın liderliğini vurgulayarak Türkiye'yi 2023 ve 24'e ve sonraki yıllara, yıllara, gelecek tasarımı anlamında nasıl taşıyacağımızı milli görüş gömleğini yeniden giymek olarak değerlendiriyor yani bazıları. Artık ben kendim bunu ilk günden beri söylüyorum. Cumhurbaşkanımızın kullandığı bir ifade. İşte giydiğim gömleğin markasını bilmiyorum. Merak eden varsa e, Haber Türk'ün önüne gelsinler çıkışta gösteririm hangi gömleği giydiğimi. E, ben de bilmiyorum yani. Hani nereden aldım unuttum. Hani şeyden dolaptan çektim giydim. Yani bu tip yakıştırmalar da çok şey değil. A gömle, B gömle, C gömle. Bakın Türkiye'de ee, siyaset kültürü ve demokrasi kültüründe e, biz bir merkez partiyiz. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz. Dolayısıyla biz Türkiye'nin tüm renklerini kapsayan bir partiyiz. A renginin B rengini de tüm renklerinin bir arada en güzel bir şekilde büyük Türkiye'yi nasıl kuracağını Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde göstermiş ve bundan sonra gösterecek olan bir partiyiz. Bu söylediğiniz yani çok Yani bu önemli. partiyi ee, işte hani Ali kesimi, B kesimi, C kesimi diye herhangi bir... Yani Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl içerisinde bunun liderliğini ve önderliğini en güzel bir şekilde gösterdi. AK Parti'nin kendi misyonu belli. AK Parti'nin kuruluş felsefesi belli. AK Parti'nin gelecek vizyonu belli. AK Parti bu temelde Türkiye'nin merkezde en büyük partisidir. K kendi kimliğini de muhafazakar demokrat olarak tanımlamıştır. Ve bu süreçte de yoluna devam ediyor. Ama kişisel olarak Osman Duru hangi gömleği giyiyor? Çıkışta arkadaşlar gelirse yakama bakmalarına müsaade edeceğim yani. Buyursunlar gelsinler. Osman Duru Bey, kadınlar ve gençler konusunda söyledikleriniz çok önemli. Çok önemsiyorum. Yani İstanbul İl Teşkilatı'nın gençleşmesi ve kadınlarla hakikaten 94 ruhunu geri dönüp hatırladığınızda kadınların çok büyük bir emeği var. Evet. Bu söylediğiniz evet, bütün kadınlar açısından da çok moral verici. Dolayısıyla Şimdi e, önümüzdeki süreçte kadınlar daha aktif rol alacak, sayıca da daha artacaklar. E, yani benim gördüğüm kadarıyla tabii. yaş ortalaması da e, tabii, düşüyor tabii, tabii. diyebilir miyiz böyle? Yani düşünme? her açıdan. Şimdi biz e, burada bir şunu tekrar ifade edeyim. Yani bizim işte Ozan'ın dediği gibi hakikaten kadın insan erkek insan oğlu, bu bir inancımız bizim. Temel bakış açımız bu. Biz bunu e, bakın ben hiç il yürütme kurulunu ve yönetim kurulunu oluştururken ee, şu kadar sayıda bunu bir kategorik ayrım olarak da şey yapıyorum. Ee, kadın olsun şu kadar sayıda genç olsun demedim. Doğal akışı itibariyle. Kota gerek yok kota. Doğal akışı edin. itibariyle baktım ki belki Türkiye'nin belli bir aşamaya gelmesi için kotalar konu, konabilir. Bu Süreci anlatmak için söylüyorum. Şu an bizim 14 kişilik başkanlık divarımızın 16 kişilik e, il başkan yardımcılarımızın 6 tanesi kadın. Yani belki e, Türkiye'deki birçok partideki orantısal olarak vurgulasak daha yukarıda. Bunu biz bir kota anlayışıyla yapmadık. Kendiliğinden. Dedik ki bizim bu işimizi en iyi kim yapar? En iyi kim yapar derken bir baktık ki bunu en iyi kadınlarımız işte yapar. Görevlendiriyoruz. Gençlerimizi de böyle görevlendiriyoruz. Artık Türkiye'de ben şuna inanıyorum. Kadının siyasetin üzerinde elinin olması, İstanbul'un üzerinde elinin olması İstanbul'un güzelleşmesi demek. Siyasetin güzelleşmesi demek. Artık kadınlarımız 94'ten hani temel şeyimiz var. Hakikaten bu işi en az diğer hem cinsi kadar güzel yapıyor. Hatta çoğu zaman Anadın daha da güzel yapıyorlar. yapıyor. Evet. Dolayısıyla niye biz bundan şey duyalım? Yani ben temel vurgu ilk günden beri bunu söylüyorum. Yani e, hem kadın vurgusunu hem genç vurgusunu iki şeyden dolayı yapıyorum. Bir Türkiye gelecekte hayal edilen bir tasarım ve bir yere gidecekse bunu gençlerine önemsemek de ancak başarabilir. Gençlerine değer vermekle de başarabilir. Gençlerinin, gençlerin gençlerin kendilerini inşa etmelerine gençlerin kendilerini ne diyelim e, oluşturmalarına fırsat tanıyarak gerçekleştirebilir. Başa Ve Türkiye gençlere efendim,